Arada onca şey olmasına rağmen sanki biz hiç ayrılmamış gibiydik. Sanki başladığımız şarkı kaldığı yerden devam ediyordu. Hayatımda hiçbir ses, hiçbir müzik bana bu kadar dokunmamıştı. Hiç kimse yoktu sanki bizden başka. Sadece hasret ve kulağımda onun sesi. Bu kadar zaman sonra tekrar beraber çalışmak, ne bileyim işte, böyle kalbim küt küt çarptı. Bak, sen sevdiğin kadının mutlu olması için ondan vazgeçtin. Onu mutsuz görmemek için yaptın bunu. Zaman her şeyi silecek. Hemen umutlanmamak lazım. Her an her şey olabiliyor. Hasretle beraber bir parça üzerinde çalışıyoruz. Bu single'ın prodüktörlüğünü senin yapmanı istiyoruz. Şimdi anladım. Sizin niyetiniz bana yardım etmek, öyle değil mi? Yok, bu bir yardım değil. Biz sadece single çıkarmak istiyoruz. Ve bu işi senden daha iyi yapabilecek hiç kimse... Hayır. Duydun mu beni? Cevabım hayır. Sizin istediğiniz şey bana yardım edip kendinizi bir parça rahatlatmak. Buna izin vermeyeceğim. Gidip kimle istiyorsanız onunla çalışın. Ben yokum. Levent. Nereden çıktı bu single işi? Levent'e yardım etmek için. Başka bir nedeni yok yani. Murat'ın teklifini sırf Levent yüzünden mi kabul ettin? Yoksa Murat'a yakın olmak için. Ne demek istiyorsunuz? Şaşırmana gerek yok. Her şeyi açık açık konuşalım istiyorum. Başından beri Murat'a yakın olup bu eve girme derdinde olduğunu biliyorum. Takdir de ediyorum. Bu işte fena sayılmaz. Yalnız beni kandıramazsın Hasret. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ben kimseyi kandırmıyorum Nesrin Hanım. Murat bana bir teklifte bulundu, ben de kabul ettim. Aha. Kimseyi zorlamadım. Tabii ki zorlamadın. Sen planını çoktan başlatmıştın zaten. İnce ince ördün her şeyi. Önce oğluma göz koydun, baktın olmadı, Levent'e döndün. İkisi de senin için kolay lokmaydı. İyi niyetlerinden faydalanıp ikisini de aşık ettin kendine. Birbirlerine düşürdün. Baktın Levent olmadı, şimdi yine Murat'ı eline geçirmek istiyorsun. Yeter artık anne. Sen Hasret'le bu şekilde nasıl konuşursun? Burama kadar geldi artık Murat. Sen de gerçekleri gör artık. Yeter artık. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Sana karşı bu zamana kadar hep sabırlı davrandım. Buraya kadar artık. Ben bu evden gidiyorum. Hasret, gel. Nereye gidiyorsun? Hasret. Hadi Hasret, gel. Gidiyoruz dedim. Nesin Hanım, üzülmeyin. Aman ya. Kötü mü?